Geydim çağrıklarımı da gel bağla bağlarını. Geydim çağrıklarımı da gel bağla bağlarını. Terk ettim gidiyorum da şol diskem. Dağlarını terk ettim gidiyorum da şol diskem dağlarını. Arka Bahçe'ye hoş geldiniz efendim. Evet, yeni yılın ilk programında Ayşenur Koli var ve Sinan Kaynakçı ile açtık programı. Onlardan bir şarkıyla, onlara eşlik eden müzisyenleri de onlardan hem ortak çalışmayı dinlerken onları da tanıyacağız. Bir sonraki şarkıda hem arkadaşlar da burada kalır, onları da tanıtırız, daha güzel olur. Evet, programımızda bugün haftanın en zor taraflarından bir tanesi Charlie Hebdo katliamıydı galiba, ama bizim her haftamızda aşağı yukarı bu aralar böyle geçiyor. Alışmıyoruz, kabullenmiyoruz elbette, ama bir yandan da giderek ne yapacağız, nasıl bunlarla başa çıkacağız demenin zorlaştığı zamanlardayız. Onlara saygıyla bir video paylaşacağız. Döndüğümüzde de Gırgır Dergisi yayın koordinatörü Rıdvan Bağış bizimle birlikte, hem onunla konuşacağız hem de diğer konuklarımızla. Da yine başka bir konumuz da bu hafta Navet Eçi'ye bir belgesel 15 Ocak'ta gösterilecek, ilk gösterimini yapacak. Yönetmenlerinden Cihat, bizimle Cihat soyadını unuttum, çok özür dilerim ya. Ben niye? İlbaş. Cihat İlbaş bizimle. Onunla da belgeseli konuşacağız. Belgesel böyle aslında bildiğimiz trajik Kürt hikayelerinden oluşuyor ama komik tarafı ne yazık ki hem yani sevinsek mi, üzülsek mi, ağlasak mı, gülsek mi arası. Biraz da ondan konuşacağız. Ama önce Charlie Hebdo için bir video hazırlanmış. Onu izleyelim, saygıyla diyelim. Sonra da sohbetimiz başlasın. Thank you.
Evet, haftanın en ağır siyasi gündemine dönüştü konu ama biz biraz sanata, kültüre, yazıp çizmeye böyle bir öfkeyle cevap verilebilen bir dünyada yaşamanın acısıyla elbette bu konuyu biraz da konuşmak zorunda kalacağız. Özellikle çizerler için bunu konuşmak çok zordu bu hafta. Aslında bir sürü çizer aynı ağır yükü taşıyordu. Sahiden üzülmüşlerdi, gerginlerdi, mutsuzlardı. Siz de illaki öyle. Yani çok böyle hani kanırtmak da istemem elbette ama ister istemez tabii ki lafa buradan başlamak da biraz boynumuzun borcu. Ama ben biraz şunu sormak istiyorum. İfade özgürlüğü günümüzün en popüler şeylerinden, kavramlarından yani. Evet. Bu böyle insana göre değişen, konuya göre değişen, inanca göre değişen, herkesin kendi siyasetine göre değişen bir şey midir bu ifade özgürlüğü, yoksa ortak bir şey midir? Hani ya, maalesef nasıl biraz olması değişen gerekir? Bir şey gibi günümüzde. Hani ülkesine göre de değişiyor. Bizdeki ifade özgürlüğü ve insan hakları Fransa'daki gibi de aynı değil. Hani ya da işte Orta Doğu'daki bir ülkenin ifade özgürlüğü ya da işte insan hakları özgürlüğü Türkiye gibi değil. Yani kavram olarak aynı olsa bile aslında ülkesine göre ve insana göre, dinine göre de değişen bir şey. Herkes kendine göre biraz o şeyi çekiyor. Kim iktidar kimse eğer biraz ifade özgürlüğünü kendine unutuyor. Yani bana kadar ifade özgürlüğü diyor. Hani böyle hepimizin makbulü hepimiz aynı nedir? Bence hepimiz konuşabiliriz bunu ya. Makbulü nedir? Yani ifade özgürlüğü diye bir şey olsaydı bu kadar konuşmazdık zaten. Muhtemelen. Bu kadar konuştuğumuza göre bir sorun var demektir. Öyle bir kavramın oluşması için orada bir kısıtlama, yani ifade kısıtlaması var aslında. İfade özgürlüğü yok da o kısıtlamadan dolayı böyle bir şeyin gerekliliğini konuşuyoruz. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor. Fransa'da da evet, bazı şeyler aşılmış ama bazı şeyler aşılamamış demek ki. Tabii tabii. Ya en büyük örneği ifade özgürlüğünün maalesef. Fransa'da da geride biraz kaldığını zaten şey Charlie Hebdo olayında yaşadık. Tamam, onlar biraz bizden daha çok kendileri ifade edebiliyorlar. Yani onlar bütün siyasi lideri çok daha sert eleştirebiliyor. Biz de eleştiriyoruz evet ama bizden çok daha sert eleştirebiliyorlar. Çünkü oradaki insan hakları ve ifade özgürlüğü biraz daha geniş o kapsamda. Orası kesin. Yani biraz daha geniş. Çünkü, zaten karikatür. Yani buradan kötüyse. Biz birazcık az bir şey dozu kaçırdık mı? Yani ya mahkeme önünde kravat takıp hakim karşı çıkıyoruz ya da işte tehdit mektupları alıyoruz, tehdit telefonları alıyoruz. Biz de biraz maalesef öyle, yani sorarsanız biz de ifade özgürlüğü olan bir ülkeyiz aslında. Ama çok da öyle değil. Sen ne dersin Ayşenur? Ne diyorum, bir müzisyen olarak biz de söylediğimiz şarkılarla ilgili sürekli didişmek zorunda kalıyoruz. Hepsi ifade özgürlüğü kapsamında ya bunların, hani senin dediğin o olmayan şey kapsamında aslında. Şimdi ben en son, yani böyle artık gülüyorum, en son misyoner dediler bana. Benim gibi bir insana hangi dinin misyonerliğini yapıyorum onu da anlayabilmiş değilim. Pontusçu oluyuruz, işte ne bileyim bölücü oluyoruz. Efendim, onlar için kötü olan neyse PKK'lı diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Ya, ve burada söyleyemiyorum tabii ki, o kadar ağır bir kadın olarak, özellikle kadınsanız size bu eleştiriler çok daha ağır bir şekilde direkt belden aşağıya. Yani çünkü aynı durumda olan erkek arkadaşlarımın karşılaştıklarıyla kendiminkini kıyasladığımda inanılmaz bir fark görüyorum. Kendi yaşadıklarım üzerinden. Bitmiyor bu. İşte Lazca söylediğiniz için mesela sizi bölücü diyorlar. Neyi böleyim, nereyi böleyim ya diyorum. Zaten bu dil burada yüzyıllardır işte konuşuluyor. Bölünen bir yer var mı? Lazca şarkı söyleyince bir aşk şarkısı mı bölecek? Asiye bölebilir mi sence? Gönlünüzü bölüyor yani, bizi parça parça ediyor. Başka bir şey de. Yani o yüzden hani bu ifade özgürlüğü kapsamında tartışılacak şeylerin içerisinde mi bilemiyorum. Çünkü ben o kadar içindeyim ki artık bu tartışmaların dille ilgili. Çünkü biz 90'larda Kardeş Türkülerle ben başladım biliyorsun. O zaman Kürtçe söylüyoruz diye bizi sahnede vuracaklarını iddia ediyordu bir sürü insanlar. Aman çocuğum bak çıkma sahneye, Kürtçe söylüyorsun vurarlar şeklinde. Olabilir yani, Allah koymuş. Evet yani evet, hani sürekli o süreci yaşadığımız için bugün hala aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Söylediklerimiz, bir de mesela bir paylaşımım olmuştu Facebook'ta. İslamiyet'in kadına bakışı
...na dair bir düşüncemi ifade etmiştim. Anında bana seni artık dinlemeyeceğim. Sen ne biçim sanatçısın? Sen ne biçim Karadenizlisin? Bir de Karadenizli olunca hep aynı şekilde düşünmek gerekiyor herkes. Seni vatan haini, işte insan nasıl vatanını sevmez? Yani o kadar garip yerlerden tartışıyorlar ki şimdi onları uzun uzun hani burada tartışmak istemiyorum da hani bana sadece komik geliyor. Hiçbirine tabii ki cevap bile vermiyorum. Ve enteresan gelen şey yani bu insanlar bir sürü sanatçının çalışmalarını işte dinliyorlar diyelim ki müzisyenlerin ya da okudukları yazarlar. Onların dini inançlarını biliyorlar mı? Onların görüşlerini biliyorlar mı? Onları dinliyorlar, seviyorlar, ediyorlar. Biz en ufak bir şey söylediğimizde sen dinsiz misin? Sen işte ne bileyim ölüm oruçlarını destekleyen video paylaştın. Ben artık seni dinlemeyeceğim şeklinde. Yani komik gerçekten. Bizim ülkemizdeki hali çok komik. En son geçen sene gezi olaylarında ben kendimi ekranda gördüm. Ve ben şeydim ya siyah ajanıydım. Bayan Melih Gökçer elde. Ve bunu yapan o. Elinde kapağımız. Bunlar siyah ajanları. Bunu size söylüyorum diye. Bir bak evde alt aşağı falan oturuyor. Ya sabah doğmuş otobüse gideceğim. Artık vereyim falan böyle işte. Ya sigortalı çalışan adamın ve şey yani. İki telli de değil adam burada iki telli, oturuyor arkadaşlar yani. Yol çok ciddi. Ajan olduğunuzu belirtmemek için nelerle uğraşıyorsunuz yani. Çok ciddi bir şey. Bilmiyorum hani evde oturuyorum falan böyle şey. Televizyonlara şey gördüm. Evde dergi bana şey dedi. Bunlar siyah ajanları dedi. Bunlara dikkat edin dedi. Hayda yani. Var yani. Evet aynen bu dedikleri dergiden bunu yapan biri de başladı. Gerçekten dergiden bunu çıkarmak. O hedef beslemek. Bir tane aklı selim olmayan bir adam çıkıp vurabilir desin. Bir yani. De müthiş bir zeka. Yani sadece hedef göstermek değil. Müthiş bir zeka ürünü. Yani şu dergiyi yapan, burada bu dergide çizen insanlara ajan diyebilmek gerçekten ya, çok parlak ya. Alt taşı falan evde çalışan adamlarız biz. Hani bir de küçük bir masalla masal altında çalışan. O haberlerde bayağı sen çünkü dolgun bir dolgun bir maaş yazıyordu abi, haberlerde yani. Yani. Ya sigorta artı prim. Bir de yol parası yani. Ajan sigorta yapıyorlarsa. Sigorta yapıyorlarsa. Tıpkı bizde de mesela işte sürekli Ermenicisin sen işte zaten arkanda Ermeniler var, Ermeni lobisi var. İşte onlardan büyük paralar alıyormuşuz, büyük destekler alıyormuşuz. Biz de en son artık böyle çok yani sinirden gülmeye başladım. Versinler alacağım. Versinler. Kültür sanat işlerini harcayalım. Gelsin. Albüm falan yapıyoruz. Nerede? Yani öyle bir... Evet. Her yerde bir lobi var ama o lobi nerede? Bir türlü göremedik biz. O lobiye giremedik hani böyle. Galiba biraz şeyle ilgili böyle bizde bir türlü şey oturmuyor ya. Hani senin için değerli ve kutsal olan şeyle yanındakinin için kutsal ve değerli olan şey ayrı olmasına rağmen hani tam saygı yok ama yani. Hayır benim kutsalım neyse seninki de o olacak. Biz sürekli böyle bir dünyada, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Okuryazarlıkla ilgili bir şey galiba. Biraz eğitimle ilgili bir şey. Yani okuryazarlık kastım üniversite ya da işte liseye gitmekten bahsetmiyorum. Başka bir okuryazarlıktan bahsediyorum. Hani bir şey var. Herkesin bir orada fikri var. Bilgisi yok. Yani birinin söylediği bir şeyi yani sosyal medyada birimiz bir şey paylaşıyorsunuz ve onu beğendiği anda onu benimseyip paylaşıyor. Altyapısını bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Onun yüzünden gidip bir adam da öldürebilir o durumda. Hani sen karşı çıkarsın, sen 3 sayfalık kitap yazarsın onunla ilgili. O hiçbir şey yapmadan o cümle üzerinde şey, hayır seninki doğru değil deyip seni vurabilir o adam. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani eskiden bizim derginin gırgır, ben yokken işte, ben küçükken. Ya bakkala giderdiniz, adamın elinde gırgır görürdünüz, mizah tekisi görürdünüz. Ya taksiye binerdiniz, şimdi yok. Şimdi mizah tekisi vermeyi ya da kitapları sadece üniversite öğrencisi okuyor. Ya bu biraz Türkiye'de galiba okuryazarlık çok düştü gibi geliyor bana. Hani ne kadar modern üniversitelerimiz çoğaldı gibi gözükse bile aslına bakarsanız biraz düştü. Yani insanlar artık okumuyor. Sadece beğeniyor bir şey yani. Kişisel beğeniyor. Gelişim kitapları gayet okunuyor. Ben üniversitede öğrencilerimden biliyorum. Evet. Bir de öyle bir şey popüler dünya var ya. İyi eş nasıl olur? Kişisel gelişim işte psikolojide şunlar bunlar. Herkes şey böyle psikiyatr falan olacak. Aa öyle mi? Aa o şunun işte şizofreni şöyleymiş falan filan diye. Çok acayip. Bu arada birkaç tane hemen hızla mesaj okuyacağım. Aydın Çubukçu Twitter'dan Ayşenur Kolivar'a selam göndermiş. Erman Türkmen, Sevim Koç, Arka Bahçe dizide Ayşenur Kolivar, Sinan Kaynakçı var diye bir izleyicimiz tweet atmış. Başka bir izleyicimiz Ayşenur Kolivar'ı özlemiştik. Teşekkürler demiş bize. Biz teşekkür ederiz. Hem Ayşenur'a hem size. Okumaya devam edeceğim. Şimdi ben biraz şeyi konuşalım istiyorum.
Biz Sinan Kaynakçı'yı işte Pinani ile daha çok biliyoruz. Ayşenur Kolivar'ı başka bir yerden, bir sürü yerden biliyoruz. Böyle yan yana geldikleri o düet ama bambaşka bir şey oldu. Peki nasıl yan yana geldi? Zaten var mıydı ortak bir şeyler? Biz mi işte o bir işte videoyla işte o bir konserle bir çalışmayla mı öğrendik? Yoksa hani sizin Ayşenur'la tanışmanız da yeni miydi? Tanışıyoruz. Ortak bir arkadaşımız vardı. Gerçi maalesef kendisi vefat etti ama. Tanju Duru bizim albümlerimizin kaydını yapan Ayşenur'la da mesaili çok olmuş birisi. Aynı zamanda çok iyi dostlar. Ondan dolayı tanışıyoruz. Tanju abinin hem stüdyosunda hem Tanju abiyle dışarıda vakit geçirirken Ayşenur'la çok karşılaştık birçok sefer. Ama ben hani Ayşenur'u hem Helesa'yla hem kendi başına dinlemeye de çok gittim. Daha sonra işte böyle bir şarkı yazınca da yani kendime çok yakıştıramadım. Dedim ama şimdi hepsini Ayşenur söylerse bizimkiler yadırgar belki dedim. Yani bizim dinleyici. Ben de yalandan söyleyeyim. Yani Ayşenur'la beraber söyledik. Hatta sözleri ilk başta hani böyle sadece benim söyleyeceğim şekildeydi. Daha sonra Ayşenur aklıma gelince böyle onu bir diyalog gibi sözleri de çevirdim. Ama Ayşenur tabii her zaman bizim konserde olmadığı için diğer versiyonunu söylüyoruz çaldığımız zaman. Yani gerçekten tek... böyle bir şey var ama ikiniz arasında hani bir aşıklar atışması, ozanlar böyle paslaşma şeklinde sanki. Karadeniz müziğinde öyle şeyler çok var. Böyle kadın erkek solistin böyle işte birbirlerine işte ben seni alacağım, hadi gel al, işte yok babamdan iste, öbürü tamam isteyeceğim, almazsa da kaçıracağım. Konulu bolca şarkı var. En son kaçırıyor galiba değil mi? Hep en son kaçırıyor tabii. Kaçırmıyor. Uyuma gidiyoruz biz. Öyle. Yani biz gönüllü bir şekilde gidiyoruz. Bu iyiymiş. Kaçıyoruz. Kaçırmıyoruz. Çünkü biz iki türlü kaçma vardır bizde. Bir işte böyle uyuma gitme deriz. Bir de hani normal kaçırma. Normal. İsteği dışında kaçırma. Evet doğru. Çekme. Alma götürme. Peki siz böyle birlikte bir albüm falan yapacak mısınız? Yani işte ben son sorulacak soruyu başta sormuş oldum. Birlikte bir albüm yani Ayşenur. Biz çok bekliyoruz da o yüzden. Ayşenur Karadeniz müziği yapıyor. Yani benim tutup şimdi Karadeniz müziği albümü yapmam benim için çok iddialı olur. Ayşenur'un rock albümü yapması lazım. Onun da hiç uğraşacağını sanmıyorum böyle boş işlerle. yani olur daha böyle onun bir misyonu var. Her şeyden önce niye denenemez mi? Yani sonuçta söylüyorsun birlikte de çok yani bir albüm ses bir albüm demek en az 10 tane şarkı zor. Demek. 10 tane şarkı hani benim 10 tane Karadeniz şarkısı söylemem ne bileyim bana çok böyle şey gibi gelmedi yani. İstanbul doğumlusun ama köken neresi? Babam Konyalı. Anne tarafım aslında Karadenizli ama hani Ayşenur'lar kadar böyle hani biraz kazıyınca çıkıyor. Tabii kazıyınca çıkıyor. Annem bile Karadeniz'i sonradan görmüş yani hani Ayşenur kadar orada akrabamız kalmış durumda değil veya kökenlerimiz. Herkes buraya gelmiş yani. Neresi tam olarak? Bayburt, Rize karışık öyle bir durum var. Sen ne diyorsun ya? Albüm olmaz mı? Yani albüm evet Sinan'ın dili gibi zor ama umarım ortak güzel parçalarımız daha çok olur da, birlikte. Hani daha çok şey yaparız. Hani beraber albüm belki yaptıkça birikir falan. Evet, sonra yaptıklarımızı bir albüme koyabiliriz tabii. O olabilir. Ben Karadeniz parçaları yazmayı seviyorum açıkçası ama şimdi yazmak başka şey, söylemek başka şey. Şimdi mesela ben böyle bir sürü türkülerin olduğu bir proje yaptım işte. Bir sürü türkü söyledim. Onların kayıtlarını paylaştım. Mesela demin az evvel ifade özgürlüğü ile ilgili olan kısımda mesela sana gelenlerin çok değişik bir kısmı da bende oluyor. Özellikle Karadenizlilerde işte... çok fazla yani söylemesen Karadeniz türküsü falan diyen çok oluyor. Yani çünkü... Onu bana da diyorlar Sinan rahat ha, ol. Sana diyorlarsa o zaman bana demeleri çok... Parçayı mahvetmişsin. Evet. Orijinal, anonim halini bozmuşsun, orijinalini bozmuşsun gibi. Ama o çok oluyor sanki. Türkiye'nin yani geri kalanındaki insanlar sizin hep... türkünüzü söylemenizde gurur duyuyorlar. O zaman evet. Karadeniz'de söyleme. Aynen. Orijinaliyle devam etsin. Söyleme diyorlar. Yani. Beğenmeyen. Şey Trakya türküsü söyleyin, Trakyalılar mutlu oluyor bundan. İşte ne bileyim Diyarbakır türküsü söyleyin, Diyarbakırlılar mutlu oluyor, Elazığlılar mutlu oluyor, Konyalılar mutlu oluyor, Ankaralılar mutlu oluyor. Karadeniz'den söyleme. Gerçi şey Neşet Ertaş'ta da benzer bir durum oldu ama onun Neşet Ertaş'ın ayrı hayranları var. Yani anonim türküler için bunu söyleyeyim tabii.
Yani tutup Neşet Ertaş'ın türküsünü söylediğin zaman Neşet Ertaş hayranları şey diyebiliyor, işte hani seni gördüğüm yerde döveceğim, öldüreceğim diyebiliyor. Yani bunlar oluyor. Yani bu da bir ifade özgürlüğüne giriyor. Onların da militan bir kitlesi yani, var ya. Neşet Ertaş hayranının öyle olmaması gereken bir şey aslında ya. Neşet Ertaş öyle, öyle işte, şey bir adam ki, layık bir adam ki. Sevgili dolu bir adam, onu dinleyen adam nasıl bir adam. Yani Neşet Ertaş için türküsünü hani, kim söylese mutluluk yani. Ayrıca Karadenizliler hepsi öyle düşünmüyor tabii ki yani. Biz senin söylemenden mutlu oluyoruz. Hep söyle. Karadenizli değilim ama biz de çok mutluyuz ya. Biz bu düet, yani bu ikili çok, yani biz gerçekten çok keyifle dinliyorduk. Çok istiyorduk ağırlamayı. Hani çok kıymetli bir iş olacağını da düşünüyoruz. Ben buradan bir albümü biraz daha zorlamadan gerçekten Ayşe Nur'la Sida'yı zor durumda bıraktım. Bir şey söylemek için bir yerde olmak gerekmiyor hani Karadeniz. Tabii ya. Ben de çok severim Karadeniz müzikleri. Hatta ben demin yayından önce de söyledim. Benim yeğenim aradı beni özellikle hani imza istedi, fotoğraf istedi. Çok da hayranı benim yeğenim. Ben de Batmanlıyım hani. O tabii Pinhani'nden. Yok, bayağı da şey seviyor hani bütün. Ya ben de zaten ya çok ama severim, beğenirim. Ama tabii bir kere hayran olunca ben mesela onu fark ettim. Yani Sinan'ın mesela Pinhani'nden bilen gençlerin birçoğu ama sonrasında mesela Ayşe Nur'la çalışmanı da böyle keyifle takip etmişler falan yani paylaşmışlar bilmem ne. Aslında onların da böyle başka şeylerle, başka müzik tatlarıyla tanışması için de bence çok güzel bir fırsat. Ya iki müzisyen bir araya geldi şey. Mutlaka bir transfer oluyor iki taraftan birbirine. Yani birileri öbürünü, öbürleri diğerini fark ediyor falan, öyle bir şeyler oluyor. Öyle da faydaları da var tabii. Tabii çok böyle düşünülmedi biz bir araya gelirken. Zaten sadece ortak bir platform bulmamız var. Yoksa zaten biz bir araya gelen insanlardık ama hani beraber müzik yapmamız için ortak bir platforma, bir adaya ihtiyaç vardı. Onu da o da bana kısmet oldu yani ben öyle bir parça yapınca aynı yere varabildik. Ben bir Cihat sana ifade özgürlüğünde pas atmadım. Çünkü zaten sizin filmin bütün olayı bu yani. Dedim ki önce filme geçeyim. Filmin fragmanını izleyelim. Sonra ifade özgürlüğüyle ilgili muhabbet bir de Cihat'ların belgeseli üzerinden konuşalım diyorum ben. Müdür jibir de erket kote. Navi ho denim cera. Navi müdür mü danitin? Filma Perihan ablaya hep bu herkes ile temaş etkir. O navi mü danne Perihan. İşe ki me devleti ketti goti ve una hunna faş navi ho bukun Türk. سر 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 جوا مجی به فدی به عار مگلی ترک نابیتا نزدیک کوی جبر کو کردیت ویک ترکی نابیده وقتا تقریت که نابی که جدا دل نتا یا ما شکا اوسا مرد ها حتی من دست به دبستان اکیل من از آن نامی مسیح کنه Yani az hatta hangi navimin cihan bu? Hangi mizoni navime? Ne normal? Kaçınılmaz olarak çok böyle acıklı, ağır dram Kürt hikayelerini izlemeye, dinlemeye, yani sanatta da ister istemez ona çok biz alıştık. Böyle ben fragmanı görünce ooo çok bu bayağı neşeli bir şey ama sonra izlerken belgeseli hani biraz ağladık, biraz güldük. Gerçekten bence orijinal bir çalışma olmuş. Aslında çok sade bir hikaye ama gerisini Cihat İlbaş anlatsın ya. Navete Çiğe adın ne? Navemin Ayşen. Öyle cevap veriyoruz değil mi? Şimdi nereden gireyim? Ya Milan Kundera'nın bir sözü var. Diyor ki iktidar sizi nereden yaralarsa, nerenizden yaralarsa orası sizin kimliğiniz olur. Yalnız Türkiye'deki asimilasyon politikaları yani Kundera'yı da boşa düşürecek düzeyde. İktidarın bizi yaralamaya çalıştığı yer zaten kimliğimiz. Yani daha başka bir yer değil ki kimliğimiz olsun. Kimlikten vurmaya çalışıyor. Bu belgeselin konusu... Kürtçe yasaklı isimler veya
ismi yasaklanmamış bile olsa insanlar, kimlikte yazılmış bile olsa o isim, o isimle ile o isim yüzünden başlarına gelmiş absürt, birbirinden saçma durumlar vesaire. Bununla ilgili işte fragmanda gördüğümüz 6 kişi kendi başlarından geçen serüvenleri anlatıyorlar. Tabii burada altyazı yoktu. Altyazı anlaşıldı yani. Ben hiç bilmeyen birisi olarak konuyu az çok anladım. Hani işte alt... Berivan'ın Perihan'a bağlanmasından anladım. Değil mi? Yakalamış, gördün mü? Anlaşılıyor yani. Orada şeydi işte, yani Berivan koyulması istenirken babası Berivan deyince nüfus memuru Berivan koyamayız, Kürtçe diyor. Ne koyacağız diyor o zaman. Hani bir Berivan'a yakın bir isim koy diyor nüfus memuru babasına. O da düşünüyor ne koysam diye. O sıralar işte Perihan Abla dizisi çok meşhur, çok izleniyor. Berivan'a çok yakın. O şekilde ilerliyor. Ya az önce programdan önce de arkadaşlarla konuşurken, editör arkadaşlarla, hani siz şey dediniz, biz hep böyle acıklı Kürt hikayeleri dinlemeye alıştık. Böyle eğlenceli Kürt filmi yani görmemiştik. Aa, bu çok eğlenceli bir şeydi yani, böyle şaşırdığınızı söylediniz. Bir arkadaş da şey sordu mesela. Kürtçe mizah dergisi var mı diye, hani insanların alışık olmadığı bir şey yani, büyük ihtimalle ilk defa gördüğünde aa Kürtçe mizah dergisi mi olur, hani yani Kürtçe ne olur, işte siyasi dergi olur, ne bileyim işte STK raporları olur Kürtçe olsa herhalde. İHAD raporu olur. İHAD raporu falan. Kürtçe mizah dergisi, ama ben de tam da orada odalar vardı. HDP raporu falan olur. Yani Goğlık dergisi vardı, hem de tam da hiç beklenmeyecek bir yerden yani. Cezaevinden çıkan bir dergi. Yani cezaevinden daha çok ne bileyim, insanlar cezaevi deyince Diyarbakır cezaevi gelir akıllarına, ama cezaevinden bir de mizah dergisi çıkıyor. Yani biraz bakış açısıyla alakalı bir şey. Yaşadığımız şeye biz mizah gözlüğüyle bakmayı tercih ettik. Hani ele alsak trajik birçok yanı olabilir ama yani... Yine var, tabii ki var. Yani zaten başlı başına insanların kendi dilinde, yani annenin babanın koymak istediği, kendi dilinde koymak istediği ismi bir kere alamıyorlar yani. Hani hikaye o zaten trajik. Ama tabii hani hepsininki başka başka yerlere bağlanıyor. Trajik olur. Sizin de peki yani mesela Ömer'le senin de hikayeniz... Böyle midir mesela? Ha, evet, böyle Ömer'i bir hikayeniz var mı? Yani biz iki yönetmeniz. Bugün Ömer, sadece Ömer ben, Alaş. Ömer Altaş, diğer yönetmen arkadaş. Yok, bizim isim hikayelerimiz öyle değil ama Ömer'in şöyle diyebilirim. Kürtçe'de Ammer, Ammer deniyor. Yani kimse Ömer demez ona ailede. Yani Kürtçe'de Ö harfi de yok zaten. Hani Kürtçe, Arapça ortak isimler var. Bazıları işte Kürtçe'de, Arapça'da olan sesler olmayınca Kürtçe'deki seslerle söyleniyor vesaire. Bizde o tür hikayeler yok ama etrafımızda çok fazla var bu hikayelerden. Yani şöyle söyleyebilirim, hani klişe bir laf vardır ya, herkesin hikayesi tırnak içinde. Bu yani hangi Kürt aileye gitsek olan bir hikaye, sadece üstünde durulmamış. Hani zaten sanırım çok yaygın olduğu için kimse bunun işlenebilecek bir konu olduğunu aklına getirmemiş. Bizim nereden aklımıza geldi? Biz 2013'te Bu Kabarane diye başka bir belgesel İzlerken aklımıza geldi açıkçası. Orada belgesel bir fotoğraf karesi üzerinden yola çıkıyor. 1990'ların başında Hakkari Yüksekova'da bir köy okulundaki öğrencilerin öğretmenleriyle beraber çekilmiş fotoğraflarından yola çıkarak 20 yıl sonra bu öğrenciler şu an ne yapıyor üzerinden gidiyor. Orada bir hikaye var. Birisi diyor ki benim adım Özgen. Neden Özgen? Tam 80 darbesinden sonra dünyaya gelmiş birisi bu. Babası Özgür yazmak istemiş. Kürtçe vesaire değil yani. 1980'de ismini Özgür yazdırmamışlar, Özgen yazılmış. Biz Ömer'le beraber izledik belgeseli. Çıktığımızda hani böyle sohbet ederken bu fikir çıktı ortaya. İşte şeyde fragmandaki Seykan veya Cihan işte Heyzim. Yani belgeseli izleyince arkadaşlar görecek birçok ismi var kendisinin. Ve Roni benim yakın arkadaşlarım. Ben bunların hikayelerini biliyordum. Hatta Seykan 4 yıl boyunca hikayesini anlattı. Biz dalga geçiyorduk hani böyle bir şey olmaz diye. inanmıyorduk hikayesine. Yani 4 yıl sonunda bu fikir ortaya çıktıktan sonra biz oturup inceledik hikayesini. Aa hakikaten böyle bir şey varmış, bu gerçekmiş. Biz 4 yıl boyunca dalga geçtik seninle ama böyle bir de hikaye var. İşte ondan sonra araştırmaya başladık. Diğer hani bu Türkçe olmasına rağmen konulmayan Özgür isminden yola çıktık. Yani çıkış noktamız oydu. Bu Kürtçe isimler meselesini derleyip toparlayabilir miyiz etrafımızdakilerle? Yani bu fragmandan da belli oluyor, biraz daha fazla İstanbul filmi oldu bu. Ama zaten filmde Zana'nın söylediği gibi, yani Zana öyle diyor yani,
Zana Şırnak'ta doğmuş. İşte ilkokulu falan orada bitirmiş. Oradayken bir sorun yok, bir sorun yaşanmamış. Oradan çıktıktan sonra devletle daha fazla yüz yüze gelince, okulda, ne bileyim, milli güvenlik dersinde, üniversitede yani bir şekilde devletle temas edilen noktada sorun olmaya başlıyor isim. O yüzden daha çok İstanbul Kürtleri gibi bir film oldu. Yani burada devletle iletişime geçilen nokta ismin problem olduğu yer. Yoksa Zana işte Şırnak'ta da normal bir isimdi. Yani diğer... Peki Şırnak'ta, Diyarbakır'da zaten diyor kimliğe kim bakıyor ki? Yani hani İstanbul'a gelince bakıyorlar ona. Kimliğin bir hükmü yok yani orada. Evet. Yani zaten kimliğe bakma. Yani benim ismi kimlikte yazmasa da Berivan dese 40 yıl Diyarbakır'da kimse Perihan demez yani. Ben de bir kızın ismi Rojin. Ben çok zorlanmıştım Rojin ismi koyana kadar. Koymadılar önce İstanbul'da. Sadece isim değil. Şeyde editör arkadaşlardan biri de başka bir şey söyledi. Yani bana çok ilginç. Ben ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Yani bizim bir, editörlerden. Evet. Yani sizin bir arkadaşınızdan bahsediyor. Değil, bizim editörlerle konuşacağız. Ya efendim, dediğim gibi yani çok fazla var bu hikayelerde. Bir arkadaşından bahsettiği doğum günü Nevroz, yani 21 Mart. Hı hı. Ama yazmıyor. Çoğunu 1 doğum günü yazılmış. Hayır, 21 Mart yazılmamış, 22 Mart yazılmış kimliğe. Yani evet. Elinde olsa takvimden bir yaprağı çıkaracak. Yani inkarın dizeyi o. Ama 21 Mart diye bir şey yok, yok yani. Benim 2000 doğumlu, ismini ben şey yaptım, Rojin koymak istedim. Yani anlamı da hem yaşam ve güneş anlamına geliyor. Yani işte güneş anlamına geliyor. Koymam dedi. Yasak dedi. Burada Fatih de. Dedim ki ben de o zaman isimsiz çıkacak dedim. Yani başka isim koymak istemiyorum. İsmi Rojin olacak ya. Yani bunu istiyorum. Hayır, sonra, yasak bir de ki yani hani yani, nerede yazıyor abi ben, desen yok yani. Ben de az çok yasayı bildiğim için öyle bir yasak da yok. Oradaki memurun kendi isyanı. Tabii ki öyle, bir, canım, yani, öyle bir yasak yok. Çünkü Elena koyabiliyor. Benim bir arkamdaki sırada oturan adam kızın ismini Elena koydu. Yani niye peki Rojin'i koyamıyorum ben? Sonra ben de yok dedim. Yani ya bu olacak ya da olmayacak dedim. Çıktım, bir saat sonra işte ben bekliyorum, tanışıyorum. Bir saat sonra birisi geldi yanıma, öyle şey al dedi kimliği. Yani bilim fırta bulundu gibi hani, Allah git başımda bela olma diye. Öyle aldım geldim. Yani. Yani şimdi mesela tutup ben de Rojin koymak isteyebilirim. Çok hoşuma gider isim. İşte zaman zaman bu tip şeyleri tartışıyoruz. Şimdi atıyorum ben kızıma Rojin ismi koysam. Şimdi okula gidecek, adın ne? İşte Rojin. Ha, sen Kürtsün demek ki. Yani değil ama... Babası Rojin koymuş. Olamaz mı yani? Hani? Sevmiş ismi. Bir sürü bir film var. Yani ya, koyabilir mesela böyle isim konusunu düşünürken böyle bir sürü isim işte düşünüldü. İsimlerden bir iki tanesi de işte Kürtçe isimlerden. Beğendiğimiz isimler var. Şimdi tutup koyamıyorsun. Çünkü yani koysan çocuk ömür boyunca her gün karşısına birisi çıkacak. İşte niye senin ismin böyle? İşte ne demek? İşte niye koymuşlar? Biraz o yüzden sonra, koymak lazım galiba, onu aşmak için herhalde. Ya tamam, kendi ismimi koyayım ama çocuğuna koymaya şey yapamıyorsun yani, onu uğraştırmak istemiyorum. Kendiminkini değiştireyim, yani benim ismim Rojin olsun. Ben şey yapayım, ben işte mesela, ben o yüzden koydum ama şimdi çocuğuna o görevi daha doğar doğmaz yüklemeyi kendin isteyemiyorsun olarak, mesela. Ben açıkçası ona cesaret edemedim. Ben olayı çok politik olarak görmediğim için aslında bana bir isim koymak politik gibi gelmiyor. Cidden gelmiyor. Ben Rojin'i koyarken... koymanız gelmiyor, ben koyduğum zaman politik oluyor tabii. Anlamı şey yani... Orada yaşam ve güneş anlamına geliyor. Hiç politik olarak düşünmedim. Aslında sizinki... Yani, kızın derleri gibi. Olabilir, koyabilirsiniz. Benim öyle bir durumum yok ki. Ben tamamen koyduğum zaman hani, tavır olarak koymuş oluyorum. De, ama çocuğa koyuyorsun. Çocuk ona daha ilkokula gidecek. Senin adın ne? Rojin. Niye? İşte babam koymuş. Niye koymuş? Baban nereli? Şuralı. Niye o zaman koymuş? Ben daha bir şey söyleyeyim. Çocuk... Benim eşim Karadenizli. İsmi koyan aslında Rojin. Yani eşim. Benim diğer kızıma da ben ismini koydum. Onun ismi de Yağmur. Yani o Kürtçe o bu. İşte, o istedi Kürtçe. Öyle mi yani? Hani zaten değil bizim de hoşumuza gidiyor. Bazı isimler hoşumuza gidiyor yani. O hoşuna gitti. Zaten diyor. Onu koymak istiyorsun. Değişik olsun. Sebebi yoktu hani. Beğenmiş ismini koymuş yani. Koyacaksın ondan sonra çocuk ömür boyu işte şöyle miydi böyle miydi? İşte. Evet, yaşıyor otursun onlar bazen okulda ama şey. Yani ben kendiminkini koyarım daha iyi çocuğumu. Hani öyle şey. Kendim, benim benim ismim Rojin. Hani... Yok Rojin olmasın, kız ismi. Ya olsun mahsus iyice dikkat etsin. Öbür türlü. Hani öbür türlü şey derler. Ha demek ki adam biraz daha ismi düşün. Ay yok ben, bence hani kasıtlı oldu daha belli olsun. Madem bir yamaç için çıkıyor Rojin olsun. Tabii tabii. Olmuşken Rojin olsun. Tabii olmuşken Rojin olsun. Sen haklısın. Peki Lazlı için bu kadar keskin mi sence?
daha fazla gözlemin vardır illaki. Şöyle hani birebir nüfus müdürlüklerinde neler yaşanıyor o kısmını çok bilmiyorum. Ama Lazca ile ilgili 2000'lerde özellikle başladı. İnsanlar çocuklarına Lazca isimler koydular. İşte arkadaşlarımın çocuklarının ismi Lazca. Şina var, işte Arte var gibi. Çok da güzel, anlamları da çok güzel isimler. Yörede hani eskiden beri kullanılan bir takım isimler de var. Ağırlıklı olarak hani Lazca üzerinden gelmiş ama özellikle direkt Lazca bir isim 2000'lerde olan bir şey. Öncesini çok ben de bilemiyorum. Şimdi hani yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Koyulurken de çok bir sıkıntı yaşandı mı? Hani nüfus müdürlüklerinde hani sizin yaşadığınız gibi kişilerle böyle bir sorun yaşandı mı onu bilemiyorum açıkçası. Kişi bir şeydi galiba. Öyle bir yasa yok. Buradaki memurun kendi... Biraz açıkçası Kürtlere özel bir hani kötü uygulama diyeyim. Çünkü ben çocukluğumdan beri biliyorum işte ne bileyim Çerkezler kendileri isim koyuyor. Pomaklar isim koyuyor. İşte belki Lazlar da koyuyor da yani, bilmiyorum. Herkes koyuyor. Benim Loya işte değil. Ama bileyim, ben de şeyi bilmiyorlar. Koyuyor. Herkes koyuyor. İşte size gelince... Yani şöyle ama bu arada masada da şeyin hani Türkiye'nin iki ucu yani gerçekten doğudan Karadeniz'e. Ortada gidiyor. Şimdi oralı olduğu için Karadeniz değil. Ama biraz... şöyle bir şey var. Mesela Ermeni arkadaşlarımdan biliyorum. Ya da sanıyorum yani Türkiye'deki Yahudilerde kendi isimlerini kullanmayı bazen tercih etmiyorlar. Evet, aynen evet. Senin söylediğin nedenden dolayı hani o çocuğun toplum içerisinde daha sonra bir takım sıkıntılar yaşamaması için. Çünkü direkt işte bu Ermeni deyip hani bir sürü ön yargıyla yaklaşacak insanlar. Ermeniler gibi. Zaten hani gerçekten Kürtler hani yine de tabii kalabalık canım. Oldukları için ve hani hali hazırda bir güç ve hareket halinde oldukları için bir siyasi şeyleri de ağırlıkları da olduğu orada için başka bir şey. Orada şöyle bir durum var. Yani maalesef Ermenilerin şu an için siyasi bir gücü olmadığı için hani kültürel halklar tanınmış gibi hani onlar ismini alsa ne olacak gibi bakıldığı için sanırım yani o öyle bir rahatlık, öyle bir yüzsüz bir rahatlık var anladığım kadarıyla. Ama yok Kürtler hepsi birden kendi isimlerini alsa bu farklı bir yere gider diye yani güçsüz gördüğüne o hakkı tanır gibi. Gerçi işte bu azınlık hakları vesaire çerçevesinde isimlerini alabiliyorlar da hatırladığım şöyle bir şey var. Yetvard Danzikyan'dı sanırım. Şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. Hayatım ismimi kodlayarak geçti. Diyordur. Yani sadece politik bir mesele halinde değil. Bir de böyle yanları var yani. Birisine kullanabilme bir yere, meselesi var. Resmi bir daireye girdiğinde onu söyleme meselesi var. Vesaire. Mesela atıyorum bir Kürt'te Berfadan diye isim alsa gitse büyük ihtimal aynı sorunları yaşar. Ama sadece Kürtler için değil, Türkiye'de Türk alfabesi, Türkçe alfabedeki harfler dışında isim alınamıyor. Atıyorum yani Walter ismini almaya kalktığınızda İngilizce'deki W harfini yazamıyorsunuz. Gene onu V ile yazmak zorundasınız. Ama Kürtçedeki tamamen öyle de değil. Yani Azat. Azat'ta bütün yani Türkçe alfabe dışında harf yok. Ama onu gene alamazsınız. Atıyorum burada Roni'deki İ şapkalıdır. Onu gene yazamazsınız. Normal Türkçedeki İ gibi yazarsınız da. Onu da yapmıyorlar da. Ama Azat'ı da kabul etmiyor. Yani orada artık diğer şeyden ayrılıyor. Yani Türkçe alfabedeki alfabede olmayan harfler yüzünden isminizi vermiyoruz bahanesi de ortada kalmıyor. Bugünün asıl tabii ki yani popüler dili artık Osmanlıca arkadaşlar yani. Ben kızıma o yüzden Asude adını koydum. Yani, sen bak olayı çözmüş gerçekten. Hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Tabii ama bunlar da ya açıklanmamıştı Osmanlıca'nın milli dilimiz olacak. Evet, biz biraz Farsça sevdasında. Sen biraz öngörülü davranmışsın sanki. Babası seçtiği ismi o yüzden hani üstüme alınmayayım ama şöyle bir şey söyleyebilirim Karadeniz'le ilgili. Bizim isimlerle ilgili sıkıntıdan çok soy isimlerle ilgili sıkıntımız var. Çünkü sülale adlarımız vardır. Soyadı kanunu sırasında bunlar tabii ki kesildi, biçildi, değiştirildi. Mesela benim Koli var diye hiçbir anlamı olmayan garip bir soyadım var. Hiç de sevmiyorum Koli var soyadını. Evet farklı çünkü hiçbir anlamı yok gerçekten. Benim aile adım Kulipar. Ben bir Kuliparım. Kulipar sülalesindenim. Aynı şekilde hani orada bütün ailelerin kendince bir aile adı var, sülale adı var. Ve o bazen Türkçe de olabiliyor. İşte mesela anne tarafında Köseler diyorlar ya da işte Beşliler, Beşlioğulları vesaire.
annemin tarafından hani kullanılan sülale adlarını söyleyebilirim. Ama onun dışında Ermenice, Lazca, Gürcüce, işte Rumca, Pontus Rumcası biraz olan adlar da var. Biraz onlardan ötürü mü bu soy isimlere karşı alınan önlem? Yani Rumca olabilir, Ermenice olabilir. İşte onlara garip gelen, anlamını bilmedikleri, bilmiyorlardır bu nece. Ya biz de bilmiyoruz çünkü çoğu zaman. Bir isim değil mi? Politik bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Bir isimden bahsediyorum. Yani bu Türkçeyi veya da Lazca'ya geçelim. Yani Türkçe'de oğlunuza ya da kızınıza Deniz ismini koyduğunda da bir sorun yaşayabiliyor. Tabii tabii. Direkt bir solcu diyorlar. Bunlar da var zaten. Evet yani Deniz ismini koyuyorsunuz çocuğunuza ve şey diyorlar. Okulda cidden şey yani solcudur şeyi var yani haftası yiyor. Öyle bir tahmin yürütülüyor tabii ki. Evet ama. Yani Deniz, Deniz gibi bir şey geliyor. Deniz'de bir, şeye kadar. Bir sürü isim var. Diren var vesaire bunlar da. Evet. Tabii tabii. Müdür, Mahir vesaire bunları koymakta da insanlar sıkıntı yaşıyor. Valla birinci bu soy ismi... turun sonuna geldik. İkinci turda devam edeceğiz. Heyecan'ın hikayesini ben çok beğendim. Onu da anlatacağım. Şimdi şarkıyla çıkalım gene araya. Küçük bir ara vereceğiz. Ondan sonra yeniden buradayız. Epey de mesajlarınız var. Seni çok özlemiş dinleyicilerim belli ki. Annelik işte biraz uzun bir ara oldu. Sizi bu defa ne dinleyeceğiz sizden? O şarkıyı mı dinleyeyim? Sevdiğim yanımda uyusun ama. Tamam. Hadi bakalım. Bir gün bir gün bir düğünde gördüm bir kız 20'sinde o da beni pek beğenmiş çok görmeyin bunu bize o sevdim yanıma uyusun. Söyle.